Menopoza orada bir adet kesilmesi var. Oraya giremedik. Adet Evet, düzensizliğine bu menopozda orada kadınların yaşadığı stresi azaltan bir durum mudur bu ilaç? Burada nedir? şimdi Menopozu geriye mi atar? Tam olarak ne yapar? yani bayanlardaki iki tür rahatsızlık var. Bir, yaşı nedeniyle menopoz devresine girenler. Yani Bu normal. Buna ne yapıyorsunuz bu siz? menopoza giren bayanlarda aşırı alınganlık, sinirlilik, Tamam. gerginlik, baş dönmesi, baş ağrısı. Bu tür rahatsızlarda dünyada en etkili bitki nedir? Kara yılan kökü Evet, veya kara kadın yılan otu. kökü. Kadın otu. Diğer adıyla kibarcası kadın otu. Kara yılan kökü Evet. kötü bir çağrışım yaptığı için kadın otu diyoruz basitçe. Latincesi Cimicu Fugara Camoza. Fakat kadınlar için bir bitki daha var. O da nedir? Hayıt. Hayıtın özelliği biraz farklı. Hayıt, adet düzensizliği veyahut da adet öncesi ağrı, sancı, Evet. sızı, gerilim, strese sebep oluyor. Bazıları adet dönemine yaklaşırken 1-2 gün başlıyorlar, psikolojik olarak geriliyorlar. Sıkılıyorlar, bunalıyorlar vesaire, strese giriyorlar. Bu tür rahatsızlığı olanlar için de bu hayıt bitkisinden elde edilen, burada örnek veriyorum. Mesela Buyurun. Profesör Doktor Feldman, Profesör Doktor Dittmar, Profesör Doktor Libil, Profesör Doktor Welter. Ben burada yüzden fazla dünya çapında bu bitkiyle ilgili yapılan klinik araştırmalardan bahsedebilirim. Yüzlerce. Bunlar klinik araştırması yapmışlar. Permenstrual sendrom yani adet öncesi ağrı ve sancısı olan bayanları tedavi etmişler. Klinik araştırması var. Belge var, bilgi var. Hayıt Forte diye biz bununla ilgili çok güzel bir çalışma yaptık. Böyle adet öncesi ağrı sancısı olanlar, gerilenler vesaire strese girenler için çok çok etkili ve hiç yan etkisi yok. Tamamen doğal. Türkiye'de yetişiyor. Almanlar bunu damlasına derecesini Adet yapıyor. sancısı için. Adet öncesi ağrı, sancı, sızı, gerilim, stres. Adet ağrıları, adet düzensizlikleri vesaire, düzenleyici. Hatta son yapılan araştırmalarda Parkinson'a dahi iyi geldiği belgelenmiştir. Almanya'da Göttingen şehrinde yapılan üniversitede klinik araştırması var. Belge var, bilgi var. Hüseyin amca.